sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. This time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house ain't just no home. Anytime she goes away. Hey, I don't leave the young thing alone. Ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house is just no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Evet değerli seyircilerimiz, Hayatın Ritmi programı yine bugün sizlerle birlikteyiz ve bendeniz Rıfat Çalışkan ve değerli konuklarımla çok güzel bir programla sizlerle birlikte olacağız. Bugün biraz daha farklı Hayatın Ritmi programı takip edenler bilirler. Sanat müziği birçok dalda, Türk müziğinin birçok dalında konuklarımızı aldık. Bugün de popüler müziğimizin, pop müziğimizin çok değerli bir solistini, değerli bir yorumcusunu konuk aldık efendim. Şimdi programımıza konuğumuzla sohbetle devam ediyoruz efendim. Değerli Burcu Kısakürek. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Harika. Çok güzel. Teşekkür ederiz öncelikle geldiğiniz için programımıza. Ben konuk olduğunuz ederim, çok sevindik. Değerli müzisyen arkadaşımız efendim gitarda Kadirhan Ayter Beyefendi de bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim sizler de. Evet Burcu Hanım, nasıl gidiyor müzikle ilgili çalışmalarımız? Hem söz yazıyorsunuz, hem yorum, hem de besteler, birçok dalda etkinlikler ve konserler var. İsterseniz hayat nasıl gidiyor müzik adına? Güzel gidiyor. Yani hayatın içinde müzik olunca hayat zaten güzel gidiyor. Evet. İşte hani en son ne yaptıktan bahsedersek, buyurun, bir albüm yayınladık. 9 parçalık söz ve müzikleri bana ait olan parçalardan oluşan. Onun çalışmaları devam ediyor. Çok yani güzel. Oradan zaten işte klipler yayınladık, iki klip yayınladık. Şimdi yakın zamanda bir daha parçasını bir akustik bir klip çektik. Sarıev akustik videoları. Çok güzel, harika. Kapsamında onu yayınladık. Güzel, devam ediyor. İşte nasıl? Kendi kendimize videolar çekiyoruz, harika, müzik yapıyoruz, eğleniyoruz, konserler veriyoruz. Siz zaten çok eski müzisyen diyelim, yani uzun yıllardır müzikle ilgileniyorsunuz ve birçok toplulukta ve yurt dışında, evet, hatta konserler verdiğinizi biliyorum. Yalnız pop müzik mi yoksa pop müziğin farklı dallarında yani, icralarda yapıyor musunuz? Şöyle bugüne kadar hani 2011 yılından beri ben Ladies and Gentlemen, evet, İstanbul ve evet, A Few Ladies müzikal gruplarında yer aldım. Hem korist hem solist. Hı-hı. Ve biz orada ağırlıklı hep Broadway müzikalleri söyledik. Çok yıllardır. Çok güzeldir gerçekten o müzikaller. Evet, yıllardır onları söylüyoruz. Kendi albümüm yani pop müzik albümü ama böyle, hı-hı, bildiğimiz çok Türkçe pop gibi değil de biraz daha böyle batı müziğine yakın. Biraz cazi, biraz funky soundlar olan. Harika. Kendi konser repertuarlarımda da caz parçalardan, işte yine Broadway müzikallerinden, repertuar, Türkçe çeşitler, parçalarından oldukça. Harika. Yani birbirine çeşitleri yakın ama farklı, evet, bir repertuarım var. Harika, evet. Harika. Şimdi ilk eser kimindi? Söz müzik. Bill Withers. Bill Withers. Çok güzel bir parçaydı gerçekten. Çok da bildiğimiz bir parça aslında. Evet, harika bir yorum sizden dinledik. Çok güzeldi. Şimdi bir öncelikle Sen Giderken adlı klibi
ilk çektiniz galiba 2015 evet. yılında. O bir tekliydi. Evet. Onu 2015 yılında yayınladık. Eser Taşkıran yaptı düzenlemelerini. Hı-hı. Söz ve müziği de bana ve Çelik Kasapoğlu'na ait. Harika. Beraber yazdık parçayı. Tabii ilk göz ağrım. Böyle çok güçlü bir aranjmanı oldu onun orkestrayla vesaire böyle. Güzel, çok güzel yorumlar aldı o şarkı. Çok hüzünlü bir parçadır. Albüm çok pozitif ve neşeliyken harika. O ilk single'ımız biraz... Ama işte duygu ne kadar fazlaysa tepkiyi de o kadar fazla alıyoruz aslında seyirciden yani, ve dinleyiciden. Tabii bir de önemli. Hayatta her şey var yani. Evet. Hepsinde biz işte müzikle yansıtıyoruz ama genelde galiba daha çok hüznü yansıtınca müzik biraz daha... Biz Akdeniz insanıyız ya Türkler. Otomatikman... Yani duygu yoğunluğunu arıyor insanlar evet, müzikte de. Evet, bir tüylerimiz bir diken evet, diken olacak falan. Yani dinlediğimiz müziklerde onu istiyoruz. O yüzden o çok önemli bir başlangıç olmuş bence o klipte. Büyük bir başarı olmuş. Tabii ondan sonrası çalışmalarımız var ama değerli seyircilerimiz, Burcu Hanım bize çok güzel eserlerle geldi bugün gerçekten. İlk eseri de biraz önce dinledik. Ben istiyorum isterseniz ikinci olur. eseri dinleyelim. Tamam, olur mu? Sonra tekrar sohbetimize devam Zuhal edelim. Zuhal Olcay'ın bir şarkısını çok güzel bir eser var kendinizce gerçekten. Kendinizce söyleyeceğiz. Buyurun dinleyelim efendim sizden. Şarkı söylerim beğenmezsin, konuşurum dinlemezsin. Şakalarıma gülmezsin, işin aslı sevgilim. Sen bana fazla iyisin, iyisin fazla. Yemeklerimden yemezsin, arkadaşlarımı sevmezsin. Saçlarımı beğenmezsin, işin aslı sevgilim. Bana fazla iyisin, iyisin fazla. Ben hiç mükemmel değilim, belki de sıradan biriyim. İşin aslı sevgilim, sen bana fazla iyisin. Ben hiç mükemmel değilim, belki de sıradan biriyim. İşin aslı sevgilim, sen bana fazla. Fazla iyisin, fazla.
İyisin, iyisin fazla. Teşekkür ederiz, tebrik ediyoruz. Harikaydı gerçekten. Tabii yılların parçası bu da, dediğin gibi Onda Tunç'a ait çok güzel bir parçaydı. Sözlerde Leyla Tuna Hanımefendi'ye aitti. İyisin dedik. Şimdi buradan aklıma bir şey geldi. Şimdi Burcu Hanım'ı belki tanıyanlar var, izleyenler var. Ama bizim de tanışıklığımız aslında çok eskiye dayanıyormuş. Evet. Bugün burada sohbet ederken bunu öğrenmiş olduk. Tabii zaman bazı şeyleri böyle hemen hafızamız artık, ben yaşlandım tabii, hafızam biraz böyle kolay kolay yerine gelmiyor. 2011 yılında Türk Müzikallerinden Seçmeler diye bir konser vardı. Evet. Hatta şefimiz Orhan Şallay ve sizin topluluğunuzun şefi de Çelik Kasapoğlu beyefendi. Hepsine selam olsun. Selamımızı göndermiş olalım onlara, değerli müzisyenlere. O konserde seni ilk dinlediğimde gerçekten ne kadar güzel bir ses olduğunu söylemiştim. Teşekkür ederim. Aşık Oldum adlı bir eser vardı. Müzikallerden meşhur bir eserdi. Aşık Sen Oldum. Seslendirmiştin. Evet, bana Mastika'yı çalsana müzikalinden. Evet, 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 evet. Aşık Oldum parçasını. O da benim için çok özel bir anıdır. Çünkü Ladies and Gentlemen'a yeni katılmıştım, hı hı, o topluluğa ve hani ilk seçmem ve ilk solo performansımdı ve Cemal Reşit Rey sahnesinde falan güzel, çok heyecanlıydı benim çok için. Güzel bir konserdi. Bir de senfoni orkestrasıyla, evet, evet, yani insanın öyle o ilk solo performansını çok güzel bu bir şekilde konserdi gerçekleştirmesi çok güzel bir deneyimdi benim için de. Bizim adımıza da, ben de çünkü Türk müzikallerinden seçmeleri ama Türk müziği enstrümanları da katılmıştı. Evet. Ben de enstrümanların arasındaydım. O zamanlar daha çok ritim olarak, perküsyon olarak konserlerde yer alıyordum. Çok da eğlenceli ve güzel bir konserdi. İlk olarak seni orada dinlemiştim. Şimdi hem söz yazıyorsun, hem besteler var. Evet. Bir de yorumculuk. Yani aslında işin hem ekran tarafında, görünen tarafında, hem görünmeyen tarafında üretim var. Nasıl gidiyor bu çalışmalar? Kolay değil bildiğim kadarıyla. Yani biraz anlat istersen. Aslında hani bana göre kolay. Yani şöyle, hani solist ve korist olarak dediğim gibi hep söylüyordum, işte bir şekilde müzik hayatımda vardı. Ben açıkçası söz ve müzik yazabildiğimi bilmiyordum. İlk şunu şeyde keşfettim. Çelik Kasapoğlu'yla bir müzikali Türkçe'ye çeviriyorduk. Evet. Sahnelemek üzere. Surabaya Santa diye işte böyle bir parça var. Onu yani sahneleyeceğiz ama çok komik bir şarkı. Tabii İngilizce olunca seyirciler, hı hı, anlamayacak, Türkiye'deyiz diye. Onu Türkçe'ye çevirirken aslında biraz ben yazabiliyorum galiba falan Allah derken. Allah. İki tane şarkım vardı benim. Bir zamanlar yapmışım, kenara koymuşum böyle. Hı hı. Hani bir gün hayalin nedir deseler, hep şey derim, keşke şu şarkıların böyle aranje edilmiş halinde biri söylese de ben duysam. Duysam. Evet. Hani ben kendim çıkaracağım bir parça falan, hiç öyle bir düşüncem yoktu. Düşüncem yoktu. Evet. Nasıl oldu ben de bilmiyorum ama dedim ki ya ben şu parçaları bir elime alayım, bunları ben birine götüreyim de bir aranj ettireyim, yapsın falan gibi bir kafayla bir hocayla tanıştık, Uğur Yıldın hocayla. O da bana dedi ki, Burcu sen dedi kendi şarkılarını, kendi bestelerini yapacaksın, senin çalışmamız lazım. İşte gel, ben sana biraz daha müzik öğreteyim diyeyim, hani biraz daha yetkin ol yazıp okumakta, hı hı, ki başka besteler de yapabilirsin falan. Okey, evet, dedim hocam, yapalım. Öyle öyle giderken o sırada ben böyle oldukça maceralı bir şey yaşadım. Aşk macerası yaşadım. İşte o inişler çıkışlar dedik ya biraz, evet, önce. O, evet, sırada tam da müzikle çalışırken, işte kendi bestelerimi de yapsam keşke derken, o duygu yoğunlukları beni çok besledi o sırada ve ben üretmeye başladım. Evet. Yazıyorum işte o sen giderkenler vesaireler, Allah falan. Allah. Bir de böyle güzel de oluyor, hani fena da olmuyor ve üretiyorum ve çok kendiliğinden geliyor. Devamı geldi yani sonra da. Biraz dönemsel oluyor yani, o esnada gerçekten zaman birçok parça yani yazdım. Duygular gerekiyor. İstediğim zaman da oluyor ama evet, yani artık biraz gözlemleyerek de yazabiliyorum. Artık biraz empati, evet, kurarak da yazabiliyorum. Evet. Düşünerek de yazabiliyorum. Hı-hı. Ya da artık mesela hani özel bir gün içinde bir parça yazabiliyorum. Yani bir ürün içinde bir parça yazabiliyorum bu arada, yani hani böyle. Yani olayın kompozisyon kısmını öğrendim. Ama duyguyla üretim birleşince büyük ihtimalle çok daha farklı bir şey işte çıkıyor. İşte albüm çıktı o zaman ortaya. Evet, evet. Hoca da işte Uğur Hoca da dedi gel bunları bir albüm haline getirelim dedi. Oradan işte onunla başladık, sonra Çelik Kasapoğlu'yla devam ettik falan. Yani böyle bir yeteneğim varmış. O da yani şu an bayağı bir parçam var, hani devam ediyorum yazmaya, o çok durmuyor. Güzel.
Çok dediğim güzel. Gibi dönemsel olarak bazen çok artıyor üst üste parçalar. Bazen peki, ama hiç takmıyorum yani. Parçaları kendin mi söyledin yoksa birilerine verdiğin yani solistlere verdiğin parçalar zaman içinde ya da isteyenler oldu mu? Olacak oldu mı? Yani vermeye başladık ufak ufak. O tarz çalışmalarım i̇şte var herhalde. Bir Ferhat Polat Sarılınca Geçer parçasını aldı benden ki albümüne de adını veren çok güzel, parçası çok oldu. Güzel. Özlem Solmaz yine benim arkadaşım, o bir tango albümü çıkarıyor. Onun albümüne bir tango parça. Çok güzel. Tango harika. La destek oldu. Çok severim. Evet, öyle değişik bir çalışma oldu harika benim için de. Bakalım Tolga Gülen var arkadaşım. Onun da bir albümü çıkacak. Ona da Tolga'yı bir da konuk almıştık programımıza. Öyle mi? Evet evet. Çok güzel. Çok güzel bir program. Ona da bir parça olmuştu. Verdim. Böyle minik minik vermeye başladım. Devamı gelsin. Yani tabii gelsin. Ama üretime başladım, o üretim mutlaka devam edecektir yani. Zaten evet. O vücut ya da beyin, duygular bir şekilde üretmeye başladığı zaman onun arkası gelecektir diye düşünüyorum ben. İnşallah. Yani artık durmuyor zaten. Hani o zaten bir böyle belki de yıllardır benim içimde kalmış bir şeymiş demek ki. Meydana onun çıkardım. Çıkması lazımdı. İşte meydana çıkarması için de iyi bir hocanın gerekiyormuş. Demek ki yönlendiricinin dediğimiz gibi rehbere gerek var. Rehber sizi bulmuş ve yavaş yavaş ortaya çıkıyor her şey. Çok güzel. Şimdi tabii kliplerin artık bütün TV'lerde oynuyor. Ama Cesaret albümü hakkında biraz konuşmak istiyorum. Olur. Olur mu? Çünkü gerçekten güzel bir ses getirdin bu albümle. Ve birçok kişi artık seni tanıyor ve albümünü dinliyor. Ve 2016 yılında da ilk klibin Aşk Olsun. Evet. Gökhan Palas'la çektik onu. Evet. Aşk Olsun. Parça çok güçlü bir parça. Hı hı. Onu çok heyecanlanarak yazmıştım. Çok pozitif bir parça aslında. Ama aynı zamanda güçlü, yani aranjmanı da onun çok güçlü oldu. Evet. Böyle işte altyapı davullar, ya. Yaylılar çok vesaire. Önemli. Caner Anar yaptı bu arada onun aranjisinde. Çok çok değerli, harika bir müzisyen kendisi. ve klipte de böyle şunu yapmak istedik. Ben biraz böyle abstrakt bir klip olsun istiyordum. Yani biraz değişik olsun. Evet. Orada şöyle bir hikaye anlattık kendimizce. Hani hayatta çok karanlıkta kalabiliriz. İşte sanki tehlikelerle doluymuş gibi görünebilir her yer ama evet. Sadece aşk olsun yanımda, bana bir şey olmaz. Evet, zaten evet, şarkının evet. sözleri çok güzel. Böyle. Ama tabii hani aşk olsun deyince böyle kadın erkek aşkı hemen alışlar. Öyle değil yani. Değil, aşk tabii, olsun tabii, hani tabii. her anladım, anlamda böyle anladım, daha... Anladım. Gerçek aşktan geniş bahsediyoruz bir, aslında. Geniş bir aşk. Evet, evet, evet. evet. Sufi bir aşk diye zamanında söylemiştim. O şekilde ben de öyle yaşayan bir insanım zaten. Çok hani güzel. Genelde harika. Bakış ne mutlu sana olarak. Gerçekten. Şimdi Burcu, çok güzel sohbet ediyoruz. Gerçekten çok güzel konuşuyorsun sen de, çok güzel anlatıyorsun. Ama şarkılar da çok güzel. Bir tane daha şarkı okuyalım mı? Olur. Olur mu? Mustafa Sandal'ın Suç Bende evet. adlı eserini Burcu Kısakürek'ten dinliyoruz efendim. Ufak ufak benimle paylaş bu anı, kaybetme. Belki de yanlışım zaman zaman, belki de hasretim o sevgiye, belki de doğruyum zaman zaman. Öylesi yalnızım ben her gece, ama suç bende. Sever gibi gel benim ol da rahat edeyim, ah suç bende. Sever gibiyim, gel benim ol da rahat edeyim, ah suç bende. Sever gibiyim.
gerçekten evet. Ya. Şimdi senden dinleyince 90'lara gittim. Çünkü yeni bir eser değil bu. 90'lı yıllarda bildiğim kadarıyla Mustafa Sandal'ın bestelediği ve albümünde koyduğu eser ne kadar eskimiş. Şimdi dinleyince ya, öyle de işte Mustafa Sandal'ın o ilk çıkarttığı bir iki albüm ne kadar tabii, harikaydı. Tabii tabii mükemmeldi. Ya benim herhalde lise dönemim ya da ortaokul dönemim. İşte çocuktuk. Evet. Çok küçüktük canım biz o zamanlar yani. Yani ben çok küçük değildim ama. Evet ama gerçekten güzel şarkılardı. Bizim hafızamızda yer etmişti o şarkılar. Gerçekten onlardan biriydi. Çok da güzel yorumladın. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Arkadaşım sana da çok teşekkür ederim. Mükemmel bir yorum. Ne kadar güzel değil mi? Bir gitarla bu kadar pop müziği ne kadar uyumlu, ne kadar mükemmel bir hava esiyor. Gerçekten çok güzel. Ya ben gitarı çok seviyorum aslında. Gerçi ilgim olmadı, ilgilenemedim zamanda ama birazcık ut çalarım. Ama gitarın da tınısını çok seviyorum. Özellikle klasik akustik gitar çok seviyorum gerçekten. Biz de dün Kadir Han'la aramızda konuşuyorduk. Yani aynı parçayı akustik dinlemek ve hani aranje yapılmış, altyapılı bir şekilde hı-hı. dinlemek çok bambaşka, bambaşka iki duygu veriyor. Bambaşka, kesinlikle. Altyapı bazen çok güzelleştiriyor. Bazen de gerçek duyguları yok edebiliyor. O yüzden usta aranjörlerle evet. çalışmak çok önemli bu konuda. Önemli gerçekten. Özellikle Batı müziğinde, Türk popüler müzikte çok önemli. Hani Türk müziğinde birazcık daha akustik enstrümanlarımız o şeyi izin evet. vermiyor belki ama popüler müzikte, pop müziğinde bu çok önemli. Ustalarla çalışmak lazım gerçekten. Senin albüm de gerçekten çok başarılı bu konuda. Benim albümüm de bayağı ustalarla çalıştım evet, gerçekten. Evet. Yani, ben işlerini çok çok beğendiğim zaten 3 kişinin kapısına gittim. İşte Aytaç Özgümüş, Atıl Aksoy, Caner Anar. Evet. Gökhan Türkmen'in albümlerini yapıyorlar ve ben zaten çok çok beğendiğim için o işi nasıl yapmışlar bunu falan diye dinleyerek. Araştırdın, çok dinledim. Yani bir şekilde tanıştırıldık ama evet. yani çok demek ki gönülden istemişim hani ben bunu ki. Hı hı. Onlara gittim, şarkılarımı verdim dedim böyle böyle ben bu albümü yapmak istiyorum. Onlar da beğendiler şarkıları, inandılar bana sağ olsunlar. Yoğunlardı da ama vakit ama sesin ayırdılar. Gerçekten çok güzel. Yani inanmaları normal bir şey çünkü çok başarılı bir ses ve yorumcusun. Şimdi Aşk Olsun'dan sonra ikinci klip geldi. Cesareti çektik Cesaret. Ondan sonra. Aslında arada bir lirik video çektik. Hmm. Lirik video da böyle artık yeni bir akım işte YouTube falan gibi kanallar, evet, video evet. kanalları oldukça popüler olunca Beraber Uyanmak parçasına bir lirik video çektik. Hı-hı. Lirik videoda da aslında yine bir konusu var, giriş gelişi sonucu evet, var. Evet, evet. Giriş gelişme sonucu var. O da güzel oldu, bir aşk parçasıydı. Sonra da Cesaret'i çektik, evet. Hı-hı. Cesaret'i de Olimpos'ta ve Akdeniz'de bir teknede, Bora Çift derler yönetmenliğinde. Harika, harika. Kliplendirdik. Şey soracağım yani, yaptığın işlerin insanın istediği gibi olması çok önemli. Yani sen albümden önce bir klip yaptın ve albüm yaptın ve albümle ilgili eserlerinle ilgili klip yaptın. Gerçekten tam olarak her şey istediğim gibi oldu diyebiliyor musun? Yani herhalde hiç dememek lazım onu. Olmuyor mu? Yani insanın ne istediğini bulması zaten bir süreç. Yani ben çok yeniyim. Kendi solist olarak, kendi ürünümle yola çıkmam çok yeni. Hı hı. Tabii ki de her işte sen giderken çıktığı da benim için harikaydı. Sonra ne yapabiliriz? Hani bir adım sonrası ne olur? İşte aynı şekilde aşk olsun da yani... İleriye bakıyor değil mi her yaptıktan yani sonra? Yani öyle ileri... çünkü her yaptığında biraz daha netleşiyorsun. Evet, neyi evet, istemediğini evet, evet. anlıyorsun, evet. neyi istediğini anlıyorsun. Hani ne istediğimi ben bilemezdim bir klip çekmeden önce mesela. Hı hı, anladım, öyle söyleyeyim. Anladım, neyse anladım. Ki çok şanslıyım. Hep çok iyi insanlarla karşılaştım. Yani işinde çok iyi evet, insanlarla çok karşılaştım. Zaten, ama beni iyi yönlendirdiler. Evet. O benim için çok büyük bir şans açıkçası. Öyle öyle yani şu an bu bir yolculuk devam evet, ediyor. Evet. Yani içime hiç sinecek mi? Bilmiyorum. Yani şu ana kadar benim izlenimlerimle gerçekten beğenerek yaptığını görüyorum. Ya tabii ki. Ve başarılı olduğunu da görüyoruz tabii zaten. Tabii ki arkasında duracaksın. Zaten başarı var ortada. Görünen bir başarı da var. Ben kendi albümümü çok beğeniyorum. Parçalarımı çok beğeniyorum. Hoşuma evet. gidiyor. Yani evet. ben olsam alıp dinlerdim. Harika. Şeklinde ama gerçekten şimdi bundan sonrası için hani bunun üzerine ne koyabiliriz? Hı hı, hı. Özellikle vokal anlamında da ben geçtiğimiz süreçte çünkü... sahne almaya başlıyorsun, daha çok konserler yapmaya başlıyorsun. Evet. Vokal olarak kendimi çok geliştirdim bu geçtiğimiz bir sene içerisinde. Çok güzel.
Şu an albümde mesela dinlediğim Burcu'yla şu anki fark görebiliyorsun. Fark var. Evet, ya yani bu iyi bir şey. İyi bir şey tabii ki, tabii ki. İnsanın kendini geliştirmesinden daha evet. güzel bir şey olabilir mi? İsterseniz araya gideceğiz. Aradan önce yine bir eserimizi icra edelim, olur, okuyalım. Tamam. Olur mu? Tamam. Son Yolcu var. Arzu sıradaki Pekkan eserimiz. Yapalım evet, o zaman. Çok güzel bir eser var. Burcu Kısakürek'ten dinliyoruz efendim. Konuşmadan söndür ışığı uyur yanında, yarın güneş doğmadan gitmiş olacağım belki buradan. Ağlar sesin kulağında, sıcaklığınsa hala avcumda. Sabah olmadan daha sokulsam yanına. Yağmur öncesi gibi yaşla doldu gözlerim. Kalbimden geçen en son yolcu, yolcu sensin. Acılar, sevinçleri, sevinçler acıların gölgesi. Bazen gelir başına aşkın da böylesi. Yağmur öncesi gibi yaşla doldu gözler. Kalbimden geçen en son yolcu, yolcu sensin. Kimini sevgi, kimini nefret, kimini hasret alır ya. Kimi aylarca, kimi yıllarca bir yaşamca kal. Alır ya, kimi aylarca, kimi yıllarca bir yaşamca kalır ya. Doldu gözlerim, kalbimden geçen en son yolcu, yolcu sensin. Kimini sevgi, kimini nefret, kimini hasret alır ya. Alır ya, kimi aylarca, kimi yıllarca bir yaşamca kalır ya. Thank you.
light is fading now. My soul is running on a path that I cannot reach. My brain is hurting and my head is turning every day a little bit more. The light is fading now. My force is being sucked by a bloody leech. My fear is smiling and my threat is singing every night a little bit more. I cannot see anything. I am blindfolded. I can hear the birds. I can see the fly. I can see the sky. I can hear the birds. I can see them fly. I can see the sky. It's about to cry. I'm a zombie. I don't know what to do. I should be down in the place, but I got to stay, 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 stay. I'm so lonely. I don't know if I'll get through. Wanna be floating in space. But I got to stay, 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 stay. I can hear the birds. I can see them fly. I can see the sky. I can hear the birds. I can see them fly. I can see the sky. Değerli seyircilerimiz, Hayatın Ritmi programı yine çok güzel bir şarkıyla kaldığı yerden devam ediyor. Değerli solistimiz, yorumcumuz Burcu Kısakürek'ten dinledik. Çok güzel ve çok kuvvetli ve çok hakimsin. Gerçekten maşallah çok güzel. Bu parçayı Kadirhan'la beraber bir akustik videosunu çektik. Kar yağmıştı ya İstanbul'a, çok güzel bir kar vardı. Evet. Maçka Parkı'nda çok keyifli güzel bir video çektik. O da World Social, yani İngiltere'deki bir ama YouTube kanalında. Hı-hı. Orada bir akustik müzik kanalında yayınlandı. Harika. Öyle güzel bir şey ürünümüz olmuş oldu. Çok güzel, tebrik ediyorum gerçekten. Ama gerçekten çok güzel bir yorumdu. Çok teşekkür ederim. Şimdi Burcu Hanım, biraz da konserlerden bahsetmek istiyorum siz. Çünkü ya burada şarkı söylüyoruz, akustik bir ortamda söylüyoruz tabii ki. Ya da nasıl diyeyim, kendi aramızda söylüyoruz. Belki konserler de veriyoruz ama Cemal Işık'ı gibi, Harbi Açık gibi ya da stadyum konserleri gibi konserlerde, yani alanlarda konser vermek, seyirciyle buluşmak, o büyük kalabalıklarla buluşmak, onların karşısında olmak, onlardan alkış almak nasıl duygular uyandırıyor sizde? Nasıl bakıyorsunuz? Yani hangi pencereden, hangi duyguyla bakıyorsunuz evet, bu olaylara? Yani Ladies and Gentlemen İstanbul zaten benim için çok büyük bir şanstı. Evet. Çünkü o topluluğun içinde olunca gerçekten çok iyi sahnelere çıkma topluluk olarak fırsatını bulduk. Güzel, evet işte Cemal Rıştıray'da Orhan Şallay'la hocamızın orkestrasıyla, evet. Yine Orhan Şallay'ın orkestrasıyla İnönü Stadyumu'nda grup yorum çok konserinde, güzel. Sezen Aksu'yla Harbi Açık Hava'da birkaç kere sahne alma şansı bulduk. Yani
Yani umarım bir gün tabii o sahnelere solist olarak da. İnşallah. Olacak. Hedef belirledikten sonra niye olmasın? Tabii aynen o yolda yürüyoruz evet, yani kendi evet, eserlerimizle. Evet. Ama gerçekten o havayı solumak çok çok ayrı bir şey. Kesinlikle. Şeyi çok iyi anlıyorum. Yani bir de o sahnede şimdi çok iyi müzisyenlerle bir aradasın. Mesela o sound check zamanı, daha kimse yok. Evet. Çok özel bir an. Bütün evet, o böyle çok iyi müzisyenlerle beraber işte böyle... hazırlanıyorsun. Şey çok önemli. Ben de müzisyen olduğum için seni anlıyorum. Çok iyi anlıyorum. Yani müzisyenin çok iyi olması, kaliteli olması solisti de kuvvetlendiriyor. Daha da böyle nasıl diyeyim? Bazı şeylerin oluşmasına ve doğmasına neden oluyor. Ben öyle görüyorum. Yani gerçekten çalışılan ekibin kalitesi evet, çok önemli. O bir kompozisyon. Yani evet, benim kendi konserlerimde de henüz harbi açık hava olmasa da birçok konser yapıyoruz. Konserler oluyor. Evet. Evet evet, güzel de bir kitlesi oluşmaya başladı. Birçok konser çok güzel yapıyoruz. Yapmaya da devam ediyoruz. Çok güzel. Çok şanslıyım ben de kendim orkestra açısından. Çok değerli arkadaşlarla çalışıyorum. Dediğiniz gibi yani orkestra solisti parlatıyor ama solist de orkestra, yani solistin enerjisi de orkestraya çok yansıyor. O önemli, onu da tabii ki, tabii ki. Onu da ben fark ediyorum. Yani paylaşım, yani paslaşmalar, bunlar enstrümanla solistin paslaşmaları evet, böyle evet, çok, anlaşması çok önemli. Evet. İyi anlaşması. İşte biraz zamanla da birbirini tanıyorsun. Hani evet, birlikte evet, sahne ala ala birlikte prova evet, yapa yapa evet, haliyle arkadaş olmaya başlıyorsun hı-hı, vesaire. O iletişim İlk başlarda belki biraz böyle hani çok birbirimize bakıyorduk, tedirginlik ama olabilir ama tabii tabii zamanla şimdi artık sahneye çıkınca o kadar rahatız ki. Çok güzel. Ve bizim performansımıza zaten yansıyor, seyirciye de yansıyor. Evet. Yani ben rahat olunca orkestra rahat oluyor. Orkestra rahat olunca ben oluyorum. Biz rahat olunca seyirci zaten eğlenmesine bakıyor. Zaten seyirci olarak şimdi biz ben seyircileri de takip ediyorum ve yorumlarını dinliyorum. Seyirci karşıdan seyrettiği zaman, diyelim solisti seyrediyor, ekibi seyrediyor, sahneyi tamamen seyrediyor. O sahnede aslında ne arıyor biliyor musunuz? Gerçekten benimle bir iletişime geçiyor evet, mu bu solist diyor. Yani bir iletişime geçiyor. Bu enstrümanlar acaba birbirleri aslında sağlam iletişimde mi? Yani seyirci bunu algılıyor. Yani o birleşmeyi. İyi bir birleşme, iyi bir iletişim varsa seyirci zaten çok memnun. Evet. Çok memnun ve o duyguyu solist otomatikman seyirciye vermiş evet, oluyor. Ben öyle görüyorum. Evet. Zaten şimdi şöyle düşünelim. Yani sonuçta biz orada hizmet veriyoruz. Yani mutlaka, sanat yapıyoruz tabii ki. Yani sonuçta ama orada yani karşılıklı yarattığımız bir alan var. Evet. Ve ben bir değer üretiyorum orada. Hı-hı. Onun karşılığında para veriyorlar ve oraya hı-hı, o geceyi geçirmeye geliyorlar. Evet, evet, yani evet, hep yani seyirci olmasa zaten bizim yaptığımız hiçbir müzik yok, olmaz. Biz olmasak zaten olmaz. Evet. Yani o yüzden o çok karşılıklı bir şey. Kesinlikle, birlikte olmazsa kesinlikle olmayacak bir şey. Olmaz, yani olmaz, doğru. Yani tabii ki burada senin sahnedeki performansının yaparken mutlu olman, o mutluluğu bir şekilde karşıdaki insanlara yansıtman, bunlar çok önemli. Duruş, evet, yalnız müzik demeyelim buna, aynı zamanda psikolojik bir olgu da var ortada. Yani senin oradaki duruşundaki psikolojik olgu karşıdaki seyirciye de yansıyor. Evet. Bu çok önemli. Yani pozitif olmak gerekiyor. Evet, Çelik Hocam şey demişti daha önce. Seyirci seninle nefes alır, seninle nefesini tutar, kesinlikle, seninle bırakır. Öyledir. Yani ve mesela ben sen stresliysen senin için çok o sırada endişelenir seyirci diye anlatmıştı. Şimdi şöyledir. Yani benim iki tane kızım var. Çocuklarımın bir şey yaptığı zaman, eğer onları seyredeceksen bir etkinlikte, okulda etkinlik yapacakları zaman, onların durumu beni nasıl yapar biliyor musunuz? Acaba yanlış mı yapacak, acaba şunu mu yapacak derim. Şimdi seyirci de eğer seninle bütünleştiyse, senin bir tedirginliğini gördüyse otomatikman evet, acabası oluşuyor. Adam eğlenmiyor yani senin için. Evet, o yüzden ne kadar rahatsa evet, sahnedeki insan. O da biraz işte zamanla, tecrübeyle. Ya oluşuyor bir şekilde evet, oturuyor her şey evet, tabii ki. Yani işte ben ama dediğim ekip gibi işi, çok şanslı oldum. Evet. Hani çok güzel sahnelerde yer alma şansı buldum. Evet. Bu benim için büyük bir şans. Hani bir solist için oraları koklamak çok büyük bir şans. Kendim de işte gittikçe hı-hı, rahatlaşıyorum diyeyim. Evet, çok güzel. Zaten onu biz burada gözlemliyoruz açıkçası. Ne kadar kaliteli bir müzik yaptığınızı ve çok pozitif olduğunuzu görüyorum ben de. Teşekkür ederim. Bir eserle devam edelim mi? Olur, olur mu? Benim bestelerimle devam edeceğiz. Biz hı-hı, öyle bir yapmıştık. Evet, işte şimdi Burcu Kısaküre'nin Söz ve Müzik Dön. Dön, evet, evet. Dinleyelim efendim. Bir
kez daha baştan başlayabilir miyiz dersin. Denersek olur olmaz asılsız sözlere kapılmadan. Dönersek tutucundan kurtaralım. Büyük aşktı yazık olur. Gözlerimiz buluşunca kimse tutamaz. Zaman durur, dön. Unut her ne olduysa. İçinde biraz aşk kaldıysa dön. Kalbin ne diyor dinle. Akar gider hayat. Bırakırsan dön. Unut her ne olduysa. İçinde biraz aşk kaldıysa dön. Kalbin ne diyor dinle. Akar gider hayat. Bırakırsan. Çok haklıydın, fazla zorladın. Ama sende bir adım gelseydin. Sözlerime değil, gözlerime bakıp beni böyle sevseydin. Biraz çaba, biraz gayret, biraz da cesaret gerek. Gönlümüzce eğlenelim. Aşk aslında oyun demekten. Unut her ne olduysa. İçinde biraz aşk kaldıysa dön. Kalbin ne diyor dinle. Akar gider hayat. Bırakırsan dön. Unut her ne olduysa. İçinde biraz aşk kaldıysa dön. Kalbin ne diyor dinle. Akar gider hayat. Bırakırsan dön. Unut her ne olduysa. İçinde biraz aşk kaldıysa dön. Kalbin ne diyor dinle. Akar gider hayat. Tebrik ediyoruz. Çok güzel bir yorumdu. Teşekkür ederim. Efendim sözler Burcu Kısakürek, müzik Burcu Kısakürek, yorum Burcu Kısakürek. O yüzden gerçekten tam anlamıyla sizin üretim. Öyle, evet. Harika, harika. Şimdi Burcu Hanım, yine bir şarkı okuyalım istiyorum ben. Çünkü çok güzel tamam. Şarkılar var arka arkaya. Ondan sonra yine sohbetimize devam edelim. Olur. Çünkü ben bu güzel şarkıları seyircilerimize buluşturmak istiyorum. Çok güzel eserler var, besteler var. Yine sizin evet. Bu sefer Çelik Bey'le yapmış olduğunuz beraber sözlerini oluşturduğunuz. Sözleri beraber. Müzik evet. Size ait. Işıklar. Işıklar, evet. Peki Işıkları yine dinleyelim Burcu Kısakürek'ten. Özel bir parça. Uzaktan uzaktan bakma gel konuşalım. Korkmakta haklısın ama beraber aşalım. Kırık kalbin belki olmadı. Denedin de defalarca sırılsıkla mıslanmadan. Yürünmez ki yağmurlarda. Gözler konuşur, kalpler anlar. Arada gülmek yerine ağlar. Belki de büyürken bazen acıtır aşklar. Yalan olamaz ki yaşananlar. Havalarda uçtuğun o anlar. Işıklar sönerse sönsün. Gökyüzünde ay var. Ama ışıklar sönerse sönsün. Gökyüzünde ay var. Ama ışıklar sönerse sönsün. Gökyüzünde ay var.
duralım. Korkmadan, yorulmadan artık beraber olalım. Geçer zaman, anlamazsın hiç. Hani nerede dün yaşananlar? Dudağımdan düşen her hece seni söyler gündüz gece. Gözler konuşur, kalpler anlar. Arada gülmek yerine ağlar. Belki de büyürken bazen acıtır aşklar. Yalan olamaz ki yaşananlar. Havalarda uçtuğun o anlar. Işıklar sönerse sönsün, gökyüzünde ay var. Ama ışıklar sönerse sönsün, gökyüzünde ay var. Ama ışıklar sönerse sönsün, gökyüzünde ay var. Harika. Teşekkür Elinize ederim. Sağlık, sesinize, yüreğinize sağlık gerçekten. Işıklar sönerse sönsün, gökyüzünde ay var. Ne kadar güzel bulmuşsunuz. Harika vallahi, mükemmel bir söz. Çok güzel. Evet, pozitif bir albüm demiştim. Genelde hep böyle yani en albümdeki en hüzünlü şarkının adı Bir Daha Deneyelim. Bir hani daha, onda bile bir daha. Şans var yani. Evet, çok güzel. Şimdi burada konuşmak istediğim birkaç konu var. Şimdi geçmişteki yapılan müzikle günümüzde yapılan müzikler arasında, yani birazcık böyle kültürel bir sohbet olacak ama şimdi popüler müzik ülkemize, nasıl diyeyim, tam olarak 1990'lı yıllarda aslında çok böyle yoğun bir şekilde geldi. Daha öncesinde tabii ki var, çok kaliteli müzisyenler, solistler yine var tabii ki, devam ediyor. Tabii farklı, yani gündelik eserler de dedim, çabuk tüketim. Evet. Dediğimiz eserler de var. Geçmişten günümüze müziğimiz hakkında, pop müziği hakkında nasıl bir şey söyleyebilirsin? Duyguların nedir? Nasıl gözlemliyorsun? Benim işte orta bir yıllarıma denk gelen böyle çok iyi albümler var o zamanlardan. Hani hala geri dönüp ya nasıl dinlersin yapmışlar falan, işte bu Aşkın Nur Yengi'nin Sevgili albümü, işte Demet Sağıroğlu. Demet Sağıroğlu'nun tabii işte Anıl Kaldınlar mesela. Sonraydı evet. Sanki. Olabilir. Tam ben de hani kronolojiden mi diyeyim ama işte bu Levent Yüksel'in ilk albümü masterpiece yani. Süper. Bütün eserleri mükemmel. Hepsi çok iyi yani. Çok çok güzel işler tabii ki. Hep yani onlarla büyüdük. Evet. Sezen Aksu'yu zaten hani ben çok büyük aşığıyım. Çok seviyorum. Onu ayrı bir yere koyuyoruz zaten. ama benim şöyle bir algım ve şikayetim yok. İşte çok bozuldu artık. Hiç evet, çıkmıyor evet. Öyle bir şey yok. Çok iyi gruplar var. Çok iyi müzisyenler var şu an yani. Peki bu algı acaba çok fazla olduğu için insanlar mı çabuk tüketiyor? Yani saçma yani sapan şarkılar var. Çünkü eğer kaliteliyse, var, ama kaliteli yani ama devamı gelmiyor. Değerini insanlar mı bilmiyor? Yani nasıl bir durumdayız? Onu şöyle bir şey yaşıyoruz. Yani biraz alternatifte kaldığın zaman hani böyle darbukalı marbukalı böyle hani en çok sevilen, darbukalı iyi değil demiyorum ama hani en çok sevilenin dışında kaldığın zaman kendini tanıtma sürecin çok daha uzun sürüyor. Yani daha meşakkatli bir yol belki de. Evet. Çünkü bir kitle oluşturuyorsun kendini. Yani çünkü televizyona çıkamıyorsun, evet, radyoda çalamıyorsun. İşte Allah'tan işte şimdi internet var, YouTube vesaire falan diye. Öyle yayılıyor, sosyal medyadan yayılıyor çok iyi gruplar artık. Yani bir şimdi televizyonlar ve radyolarda sonuçta ticari kurumlar. Yani seçiyor. Evet, yani para kazanacak, işte reklam verecek vesaire. Yani ne kadar çok seyirciye ulaşabilirse onu düşünüyor tabii. Yani o yüzden hani öyle bir şeyde de değilim ben. İşte burada şey önemli. Acaba grupların ya da müzisyenlerin burada belli bir çizgiyle başlayıp o çizgiden sonra kendilerini değiştirmeleri mi onları yok ediyor? Yoksa aynı çizgide devam edip de uzun yıllar sonra da benim yani, ismim geçecektir bir düşüncesi mi doğru bir düşünce? Yani burada bir iki farklı hani düşünce var çünkü. Şimdi hem çok popüler olup hem çok iyi müzik yapan çok iyi örnekler var. Kenan Doğulu var mesela. Yani evet, hani hani onun da bazı parçaları hani çok piyasa vesaire ama şimdi yani hani Kenan Doğulu anladın mı? Mesela işte
Bir kere o kadar artık şey değil, şu an devam etmiyor. Ya Mustafa Sandal'dan okuduk mesela, hala üretir. Evet. Kendisi belki albüm yapmıyor ama iyi bir üreticiydi, evet, gerçekten. Mesela Kalben çok çok da bayağı da şey tanındı yani, tutuldu, televizyonlarda da yayınlandı vesaire. Yani bunun bir formülü yok bence, biraz enerjisel bir şey herhalde. Herhalde. Yani ben şeyleri saymıyorum böyle, yani sonuçta hani pop kültürü sonuçta bazı ürünleri alır çıkartır, parlatır vesaire falan. Yani bu da bir business'tır ve bu şimdi o parlayan insan olmak da kolay değil. O da bir yetenek olması lazım sende. Yani hani insanlar işte böyle Britney Spears'leri bilmemleri eleştiriyorlar ama çık bakayım o sahneye, yap bakayım onun öyle, o yaptığını. Öyle kolay değil. Hani o da bir showbiz sonuçta. O da bir eğlence sektörü. Orada da benim hiçbir şeyim yok ama mesela Hande Yener. Hande Yener çok piyasalı şarkılar yapıyor değil mi? İşte Bakkal falan. Evet, evet. Ama kadının ne kadar iyi albümleri var yani. Yani iyi müzisyenlerle çalışıyor diyelim. Gerçekten yani çok iyi. Yani birkaç albümü var işte, bu Apayrı albümü, işte o Nasıl Delirdim albümü. Bizim altyapı için, olarak çok kuvvetli gerçekten. Gerçekten çok iyi. Yani hani benim için bayağı bir şey. Ya burada herhalde bir yerlerde yani. Bu düşüncelerin nedenleri konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Pop kültür dedin ya. Pop kültürüyle halk kültürünün birbiriyle uyuşmasıyla alakalı demek ki. Çünkü Türkiye'deki müzik dinleyen insanlar, arabesk de çok dinleyen var. Belli bir azınlıkta Türk sanat müziği, klasik müzik dinleyenler var. Popüler kültür çok daha ön planda. Demek ki yani doğru, halkın anlayabileceği doğru mesajları verebilirsen belki de çok daha iyi bir noktaya gelebiliyorsun. Şöyle bir şey olduğunu tahmin ediyorum yani. Hani sonuçta çok iyi, çok daha iyi şeyler yapabilecekken belki hani sanat sanat için midir, halk için gibi midir gibi bir konunun üstüne geliyor. seçiminde bazı halk için, ya halk için derken hani yine beğeniyle alakalı. Şey yapmak istemiyorum böyle işte, halk hiç iyi müzik dinlemiyor falan gibi bir şey söylemek istemiyorum ama genel olarak daha kolay şeylerin tüketildiğini biliyoruz. Kolay, basit melodiler. Evet, evet. Yani hani bazı böyle popüler tutacak parçalar çıkartıp onlarla belki kendilerini ön plana çıkartıp sonra şey albümleri yapıyorlar hani mesela 6.5 muydu Kenan Doğulu işte yani hani sonradan bazı prestij albümleri yapıyorlar. Evet, bakın evet, ben evet. Bu kadar iyi müzik de yapabiliyorum mesela, diye. Mesela son dönemde Tarkan'ın Türk Sanat Müziği albümü çıkarması gibi yani kaliteyi göstermek amaçlı albümler belki yapıyorlar. Bir de normal gerçekten tutulsun, beğenilsin genç kitleye özellikle çok fazla yönelik eserlerin olduğu albümler. Yani eskisi kadar şey değil. Mesela Gevende diye bir grup var. Hatta bu akşam konserleri var ve biletler tükenmiş. Yani çünkü çok iyi müzik yapıyorlar ve çok iyi iş her zaman bir şekilde çok alıcısını buluyor. Çok güzel sohbeti ilerlettik yani gerçekten. Sonu gelmedi. Şimdi 2-3 dakikalık bir aramız olacak ama şarkıyla gidelim mi? Olur. Bu Cesaret. Cesaret zaten albümümüzün ismini veren evet. Parça. O parçayı dinleyelim, sonra bir ara tamam, verelim. Olur mu? Tamam, buyurun dinleyelim sizden. İlk defa yaşıyorum gibi bu duygular yeni. Zor mu acaba yeniden görmek renkleri? Her seferinde vuruyor şiddeti beni. Kaç diyor içimden bir ses, bıraktım kendimi. Yeni bir macera başlıyor gibi. Gel sen beni bulup da yola çıkarsan, bitsin artık esaret hisler. Seni yorarsa geçer hiç korkma, hadi biraz cesaret. Gel sen beni bulup da yola çıkarsan, bitsin artık esaret hisler. Seni yorarsa geçer hiç korkma, hadi biraz cesaret. Birazdan başlar serin bir yolculuk, korkma sarsıntılar, deprem değil heyecan.
çıksın yolundan, koşsun yine özgürlüğe. Ruhum kuş olsun, uçsun seninle. Gel sen beni bulup da yola çıkarsan, bitsin artık esaret hisler. Seni yorarsa geçer hiç korkma, hadi biraz cesaret. Gel sen beni bulup da yola çıkarsan, bitsin artık esaret hisler. Seni yorarsa geçer hiç korkma, hadi biraz cesaret. Karşılaştım kendimle kaçarken herkesten. Uyandım sandığım anda, uyandım rüyada yeniden. Evet zordu biliyorum, bunları atlatmak biraz zordu. Dinleme anlattıklarımı, onlar masaldı. Geldiysen bir tütsü yak dinle. Neredeysen kalbim hep seninle. Ben yoktum, var oldum aşkınla. Sarhoştum, değilim ki farkında. Bir duysam sesini, yalnızlığın çaresini. Bulamadım bir de sen sorsan, tanır mısın kendisini? Duysam sesini, yalnızlığın çaresini. Bulamadım bir de sen sorsan, tanır mısın kendisini? Bir de ay gibi, bir nefeslik duman gibi. Saklama yeter bana, göster artık kendini. Bir an bir mucize olsa, yer kızıl gök mavi parlasa. Bulur mu aşk bir daha beni, sen gibi bir başkası olsa. Bulamadım sanki kaybolmuşsun sen bir anda. Her şeyden tutamadım, koptu elimden, uçtu aniden. Bir duysam sesini, yalnızlığın çaresini. Bulamadım bir de sen sorsan, tanır mısın kendisini? Duysam sesini, yalnızlığın çaresini. Bulamadım bir de sen sorsan, tanır mısın kendisini? Duysam sesini, yalnızlığın çaresini. Bulamadım bir de sen sorsan, tanır mısın kendisini? Duysam sesini, yalnızlığın çaresini. Bulamadım bir de sen sorsan, tanır mısın kendisini? Evet, tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Hayatın İlk programı kaldığı yerden devam ediyor değerli seyircilerimiz. Burcu Kısakürek'ten güzel şarkılar dinlemeye devam ediyoruz.
Bu eserde yine söz ve müzik Burcu Kısakürek, yorum Burcu Kısakürek. Evet, yıllar çok güzel önce. Bir şarkı. İşte o iki şarkıdan biri buydu. Hani demiştim ya, iki tane şarkım vardı işte yapsak keşke. Evet. İlk yapmışsınız. Çok yıllar önce yazıp kenara koyduğum bir parça. Harika, çok güzel. Tabii ki bu parçalar kolay çıkmıyor ama insanlarla ve seyircilerle buluşturmak kadar da güzel bir şey yok gerçekten. Tabii, evet. Çok güzel. Şimdi sizin şarkı söylüyorsunuz, söz ve beste kısmını bir kenara koyuyorum. Yorumcu olarak hem Türkçe parça okumak hem yabancı dil, bu çok artı bir özellik. Gerçekten konserlerinizde genelde yabancı eserler de okuyorsunuz. Evet. Altyapılı farklı eserler. Bu nasıl sizi biraz farklı kılıyor mutlaka. Herkesin, tüm pop müziği söyleyenlerin yaptığı bir şey değil. Bununla ilgili geri dönüşler izleyiciler ve seyircilerinizden nasıl oluyor? Oluyor tabii. Yani sahne aldığımız zaman zaten şimdi artık hani ben kendi sevdiğim parçaları okumayı çok seviyorum. Kendim hani yabancı müzik çok dinliyorum. Kendi sahnelerimde, kendi konserlerimde ve bar sahnelerimde daha çok yabancı söylüyordum. Şimdi biraz Türkçeleri arttırdım. Evet. Hani ikisini de bir arada sununca daha güzel oluyor. Ama mesela bazı etkinliklerde sahne aldığımızda ağırlıklı yabancı misafirler olabiliyor mesela. Onlara yönelik bir haliyle repertuar. Çok daha mesela %80-90'ı yabancı parçalardan oluşan bir repertuar isteniyor. Evet. Öyle durumlarda tabii ki bir avantaj kesinlikle sağlıyor. Kesinlikle çok büyük bir avantaj hem de. Hem de aynı zamanda tabii ki çeşitlilik. Zaten yurt dışında da bir süre kaldığınızı biliyorum ben. Londra'da yaşadım evet. Evet, orada da müzik kadar. Yaptınız orada mı? Orada da kendi müzik grubumuzu kurduk. O zaman tabii benim yaşım daha küçüktü. İşte tanıştık böyle hevesli arkadaşlarla benim gibi. Önce bir thrash metal grubu kurarak. Sonra o tabii çok evrildi. Bambaşka yerlere evrildi. Ve orada kaldığım süreçte de o grupla çok hiç güzel. Kopmadık yani. Harika. Hep çaldık. Yani müzikten uzaklaşmadınız orada kalsanız da sonuçta. Yok. Yani müzikten uzaklaşamam ki ben. Yok, hani hani içinizde varsa uzaklaşamazsınız evet, zaten biliyorsun. Evet doğru. Kesinlikle doğru. Harika. Şimdi sizden şarkılar dinlemeye devam edeceğiz evet. Ama şimdi değerli konuğumuz gitarist Kadirhan Aytar beyefendinin de bir çalışması var diye biliyorum ben. Bu yakın zamanda mı oldu bu son çalışmanız? Evet, Şubat ayında, Ocak ayında bir eser, sizin eseriniz galiba, söz ve beste, evet, değil mi? Evet. Kadirhan Aytar'a ait Başka Şeyler. Evet. Başka Şeyler. İsterseniz dinleyelim sizden, olur mu? Sonra da bize biraz açıklama yaparsınız eserle ilgili. Başka şeyler var artık hayatımda, ihtiyacım yok sana, gel de inan bana. Uyuşmuş bedenim, terliyor ellerim, itirazım yok buna, yeter ki hatırlatma. Sanki ellerimi bağlayıp kaçmışsın gibi, dönmeyi isteyip gururuna yenildiğin için sevememişsin de kimseyi. Belki nefretin en büyük müttefindi karşında dururken, sayfalarca bağırmak için biriktirdiğin sessizliğindi. Day da 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 da. Başka şeyler var artık hayatımda, İhtiyacım yok sana, gel de inan bana. Uyuşmuş bedenim, terliyor
mi istip gururuna yenildiğin için sevememişsin de kimseyi? Belki nefretin en büyük müttefindi karşında dururken sayfalarca bağırmak için biriktirdiğin sessizliğin. Sanki ellerimi bağlayıp kaçmışsın gibi dönmeyi isteyip gururuna yenildiğin için sevememişsin de kimseyi. Belki nefretin en büyük müttefinde karşında dururken sayfalarca dönmek için biriktirdiğin sessizliğindir. Teşekkür ediyoruz. Harikaymış. Ağzına sağlık, ellerine sağlık. Çok güzel bir eser. Kadirhan, bu eser izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz bilmek ister. Seni nereden takip edebilirler? Var mı YouTube'da ya da bir albüm ya da single çalışması? Single çalışması var. Bu eser hiçbir yerde yok ama. Yok mu? Öyle mi? Harika. Single'da iki tane başka eser var. Evet. Ama bütün dijital platformlardan ulaşabilirler. Harika. Harika. YouTube'da da var. Çok güzel. Spotify'da, her yerde var. Çok başarılı gördüm. Gerçekten tebrik ediyorum. İnşallah şansın, bahtın açık olsun, yolun çok açık olsun. Güzel yerlerde inşallah göreceğiz seni. Umarım. Kadirhan, teşekkür ediyoruz. Şimdi Burcu Hanım, yine devam edelim sohbetimizi. Edelim. Şimdi sanatçıların yani göz önünde bulunan solistlerin birçok sanat dalında fark etmez. Sosyal sorumluluk projelerinde yer aldıklarını biliyorum. Senin de sosyal sorumluluk projelerinde yer aldığını biliyorum. Onlardan da biraz bahsedelim. Çünkü Kadınlar Günü ile ilgili yapmış olduğun bir proje vardı galiba daha geçmiş dönemde. Başka birkaç proje daha var. İstersen bunlardan yani biraz bahsedelim. Bak işte elimizden geldiğince. Önemli mesajlar, o yüzden evet, istiyorum konuşalım. Evet, doğru söylüyorsunuz. Geçen sene Kadınlar Günü'nde İyi ki Kadınım diye bir parça yazmıştım. Harika. Onu seslendirip videosunu çektik. İyi ki Kadınım'ı özelliği şu. Sürekli işte hani kadınların eşitliği ve onurlu yaşamı vesaire ama hep böyle mesajlar şey üzerinden veriliyor, olumsuz olaylar üzerinden veriliyor. İşte evet. Kadına şiddete hayır, kadını cinayetlerine hayır dediğimiz zaman yine sonuçta şiddet sözünü evet, kullanıyoruz. Kullanıyoruz, evet ne yazık ve ki. Ve sanki gerçekten bir güç farkı varmış gibi bir şey doğuyor. Yani hani sen kadına şiddet gösterebilecek güçtesin, yapma gibi. Ama hayır. Tam tersi, ben kadınların kendi kadın olmanın ne kadar güçlü bir şey olduğunu, yani eşitlik ama erkeklerin dünyasında erkeklik de eşitlik değil. Erkekler de erkek zaten, onlar da çok değerli ve harikalar. Evet. Ben de, bizler de kadın olarak çok değerli evet. ve harikayız. Güç yani, ve güçsüzlük kavramını kullanmamak gerekiyor demek ki. Yani güç, şimdi çok şey olacak ama güç içinde. Yani yok, gerçekten, gerçekten önce insanın kendisinin sahip çıkması gereken bir şey. Güç ve hı-hı. kas gücü bunun sadece bir... Yani görüneni. Evet yani hani kaslarımızı güçlendireceksek biz de yaparız. O başka bir şey. Evet. Ama ben öncelikle kadınların kendi içlerindeki o parlaklığı, ışığı kendileri keşfetsinler ki. Evet. Yani böyle bir mesaj vermek istedim. Umarım birilerine ulaşmıştır. Umarım ilham vermiştir. Mutlaka ulaşmıştır zaten. Ben öyle evet düşünüyorum. Yani amaç oydu. Biraz böyle olumsuzdan değil de olumlu şekilde bir nasıl bir mesaj verebilirim evet, diye evet. düşünüyorum. İyi ki kadınım, ne kadar güzel yani. Yani kesinlikle. Hani çocuk doğuruyorum ben yani hani çok evet, harika anne. Bir şey yani kadınlar anne sonuçta evet. Tabii yani ben de işte ne bileyim dediğim gibi böyle şeyi de ben sevmiyorum mesela işte kadınlar falan. Hayır abi ben kadınım yani. Yani şey ben kaynaklanıyor bu büyük ihtimalle kültürel gelişimimizden kaynaklanıyor. Yani ataerkil toplum olarak yıllar öncesinden gelen bir şey. Bütün şu an yani bu batı dünyası ataerkil bir evet, şey. Evet bir şekilde bazı ülkeler bunu belki önüne geçmiş olabilirler ama yani tam anlamıyla da geçilemedi. Çünkü eğitim ve eğitimle alakalı bir durum bence. Gerekli eğitimin alınmamasıyla alakalı. Çünkü insanların bakışının
değiştirmek gerekiyor. Yani bakışlar hep bir yere. Aslında hı-hı, bakışlar farklı şekilde açmak gerekiyor kendimizi. Onu yapamıyoruz, onu beceremiyoruz. Yalnız eğitimle değil, kültürle birleşik bir eğitimin gerekli olduğunu. Kesinlikle öyle. Ama dediğim gibi o kültür hani Türkiye özgü bir şey değil. Yani şu Amerika'da da işte bütün... Var, yani, her yerde. Her yerde böyle daha ataerkil. Ama değişiyor. Değişiyor şu an artık. Yani devir değişiyor. Değişiyor. İnsanların bilinçleri değişiyor. Yani şu an ben aynı zamanda turizmciyim bu arada. Onu da konuşuruz evet, ama. Evet konuşuruz. Birçok iş toplantısı yapıyorum. Siz hani, daha çok görebilirsiniz. Birçok şirketin tabii yöneticisiyle, birçok şirketin sahibiyle, birçok kendi alanında bir yerlere gelmiş insanlarla toplantılar yapıyorum sürekli ve çok kadın görüyorum. Yani bu çok kesinlikle güzel bir şey. Çok güzel. Yani bazen 3-4 kadın bir araya geliyoruz ve çok önemli ya, kararlar veriyoruz. Yani hani artık kariyer... Gelişim var, büyük bir gelişim tabii, var tabii. Yani eskiye nazaran yani şu an birçok konumda diyebilirim. Hı hı. Kadınları görebiliyoruz. Yani evet, eskiden yani çok nadirdi. Şu an belki de daha da fazla kadınlar erkeklerden daha çok tercih ediliyor. İşlerini yapması daha düzenli, belki daha başarılı oluyorlar, bilemiyorum. Birçok nedeni var. Ama kesinlikle çok doğru projelerde yer alıyorsun. Evet. Bu çok önemli bir mesaj. Bu proje de yani, çok güzelmiş. Evet, benim için yani üniversitede de biraz onları çalışmıştım. İşte çeşitlilik, işte cinsiyet sosyolojisi falan gibi konulara çalışmıştım. Beni çok etkilemişti ve hani eğer bir gün bu yönde bir şey yaparsam bir sosyal sorumluluk, bunun hani kadınların da işte onurlu ve eşit şartlarda yaşamasıyla hı-hı, ilgili yapmak isterim diye düşünmüştüm. Daha da fazla şey yapmak isterim tabii İnşallah. Ki yani ileride. Başka bir de şey, biz konserlerimize üniversite vardı, öğrencilerini davet ediyoruz. Bir de o projemiz var. Harika. Her bir konserimize bir şanslı üniversite seçiyoruz. O üniversitenin öğrencileri ücretsiz olarak gelip konserleri izleyebiliyorlar. Harika. Böyle bir projemiz çok var. Güzel, o da güzel oldu. Birçok genç arkadaşımız bizimle beraber oldu. Gençlere ulaşıyorsun. Tabii çok önemli, çok önemli. Tebrik ediyorum seni tekrar. Çok güzel ederim. Çalışmalar bunlar. Yine devam ederiz. İstersen eserle, bir olur, şarkıyla devam edelim. Tamam. Bir de çok güzel bir şarkı var çünkü sırada. Ayrılmam. Evet. Sezen Aksu. Sözler. Evet. Müzik. Aşkın Nur Yengi seslendirmişti. Evet, Aşkın Nur Yengi seslendirmişti. Doğru doğru. Çok güzel bir eserdir. Ben de çok severim. Dinleyelim sizden. Akşamlar böyledir hep sessiz. Eşyalar başka yerde, yerde. Gölgen dolaşır gibi sanki peşimde. Işıkları yakın nedir? Yokluğunla sen ne varsa sen bu evde. Ayrılmam, sarılırım hayallere. Ayrılmam, sevişirim özleminle. Ayrılmam, sarılırım hayallere. Ayrılmam, sevişirim özleminle. Hava ağır, sıkıntıda sokaklar. Sensin kaldırımlardaki bu his. Alışmaya çalıştıkça öfke gibi hasret büyüyor göğsümde. Sessizsin, ışıkları yakın nedir bu his? Yokluğunla
sen ne varsa sen bu evde. Ayrılmam, sarılırım hayallere. Ayrılmam, sevişirim özleminle. Ayrılmam, sarılırım hayallere. Ayrılmam, sevişirim özleminle. Teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık. Sizin de yüreğinize sağlık. Çok güzel bir şarkı. Gerçekten yıllarca dinlediğimiz ve hala dinlediğimizde büyük zevk aldığımız bir parça. Sizin Aksu ve yazdığı muazzam sözler şu adlı. Üzerine bir program yapabiliriz. Şimdi sözlerden bahsederken şimdi siz de sözler yazıyorsunuz ve eserler ortaya çıkartıyorsunuz. Herhangi birisinin böyle bir hikayesi var mıdır? Bir tanesinden bahsedin mesela. Yani nasıl ortaya çıkıyor? Bir hikayesi vardır mutlaka. Mutlaka oluyor. Yani şimdi albümdeki parçalar, Cesaret albümü benim yaşadığım bir hikaye. Yani bir kronolojik bir hikaye aslında. O çok bir tanesini anlatmak gerekirse. Mesela buyurun. Işıklar parçası. Evet. Ben gerçekten bir süre böyle depresif bir dönem geçirdim. Kendimi hiç iyi hissetmediğim bir dönem. İşte aşk acısı vesairesi evet, falan. Evet. Ve kendim iyileşirken kendime yazmıştım o şarkıyı. Yani Bodrum'daydım hatta ve Eylül ayıydı. Ki Bodrum'da Eylül ayı da çok güzeldir. Tam böyle depresyona çıkmaz ama. O zaman ve kendimi artık iyi hissederken kendime yazmıştım. Yani ışıklar sönerse sönsün kendine hediye ettin ay yani. Var diye. Evet öyle yani mesela onun öyle bir hikayesi çok güzel, var. Çok güzel. Dediğim gibi ama artık sadece yaşadıklarım yani hani her seferinde bir şarkı yazacağım diye böyle bir şey yaşamak. O zaman kısıtlı yani oluyor. Olmasın zaten. Evet. Yani gördüklerimizden ve gözlemlerimizden de yazabiliriz. Geçmişimizden de yazabiliyoruz. Yani tabii, hani tabii. Ben bu duyguyu bazı duyguları çok iyi tanıyorsun zaten. Hı-hı. Oradan Hı-hı. yazıyorsun. Gördüğün şeylerden yazıyorsun. Empati kurarak yazıyorsun. Evet, evet. İzlediğin filmden yazıyorsun. Demin programın başında da söylemiştim. Mesela hani Kadınlar Günü böyle bir Hı-hı. konu olduğu zaman onunla ilgili ben bununla ilgili ne demek isterim diye düşündüğüm zaman o da bir şarkı haline geliyor. Yani aslında yetenek varsa temayı bulduğumuz zaman üzerine yoğunlaştığımızda ortaya bir evet. şey çıkabiliyor. Ya yani ben şu an işte jingle yazıyorum bir yandan Hı-hı. böyle hani ürünler için, harika, markalar için harika. Vesaire. O da mesela çok eğlenceli yani çok güzel. Böyle heyecanlanıp bir ürünle ilgili onunla ilgili bir şarkı yazmak çok eğlenceli. Çok hani o zaman yaşanmışlıktan değil harika. Şeyden çıkarıyorsun. Ne denir? Hayal gücüyle çıkarıyorsun. Kesinlikle. Üretim işte ya. Kendinden evet. bir şey ortaya çıkartıyorsun. Gerçekten insanın içindeki yetenekleri dışarıya yansıtabilmek ve ortaya gerçekten somut bir şey çıkartmak büyük bir yetenektir. Tebrik ediyorum gerçekten teşekkür size. Teşekkür ederim. Şimdi araya gideceğiz. Evet. Onun öncesinde yine ben güzel bir eser dinleyeyim sizden. Öyle olur mu? Tamam. Olur. Sizi yoruyoruz belki ama. Şarkı söylemeye geldim. Harika. Yani hani siz de müzisyensiniz. Eyvallah. İnsan sevdiği şeyi yaparken. Yaparken yorulmaz. Doğru diyorsunuz. Evet sıradaki eseri sizlerden dinleyelim. Buyurun. Okay. Just too good to be true. Can't take my eyes off you. You are like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived.
And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Pardon the way I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Ba-da, 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 ba-ba, ba-da-da, ba-da, ba-da, ba-ba, ba-da-da, ba-da, ba-da, ba-ba, ba-da-da, ba-da, ba. Say and let me love you, baby. Let me love you. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Ba-da, 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 ba-ba, ba-da-da, ba-da, ba-da, ba-ba, ba-da-da, ba-da, ba-da, ba-ba, ba-da-da, ba-da. Trust in me when I say, oh pretty baby, don't let me down, I pray, oh pretty baby, now that I find you, stay and let me love you, baby, let me love you. Sıfırlamak
gibi dolu dolu yaşamak istiyorum ben. Her ne çıkarsa yoluma selam verip yürüme istiyorum ben. Seyircilerimiz Hayatın İlk Programı kaldığı yerden devam ediyor. Yine çok güzel bir şarkıyla Sil Baştan ve Burcu Kısakürek'in güzel yorumuyla sizlerle birlikte olduk. Ve programımıza yine devam ediyoruz. Şimdi Burcu Hanım, biraz önce bahsettik gerçi, sevdiğin işi yaptığın zaman yorulmazsın. Ama siz bir iş yapmıyorsunuz, birçok iş yapıyorsunuz. Bir Dağ Şafak'a ve Boğaziçi mezunu olarak turizmle evet. ilgileniyorsunuz. İki iş gerçekten tamam, severek yapıyorsun ama kolay oluyor mu, zor olmuyor mu yani müzik ve bu sektör? Yani oldukça yoğun bir programım olduğunu söyleyebilirim. Değil mi? Tabii. 6 yıl önce ben şirketin ortağıyım işte, 17 yıldır da turizm sektöründeyim. Uzun yıllar, çok uzun yıllar. Tabii kendi işinin başında olduğun zaman oldukça yoğun bir gündüz temposu oluyor. Evet. Bir yandan orayla devam ederken işte dengelemeye çalışıyorum. Çünkü sonuçta şimdi müzik de artık benim işim ve bir ürünle çıktım ortaya. Yeni bir solist kariyeri oluşturdum kendim için. Öyle olunca yoğun bir gece temposu. Evet. Hani konserler vesaire olduğu zaman. Dengeliyorum ikisini birbiriyle ki sadece hani sadece işle ya da müzikle değil, kendi özel hayatımı da içine katarak bir şey söyleyecektim. Ya, buyurun devam edin. Yani hani sadece böyle iş ve müzik ve koşturmaca halinde değilim. Gayet dengeli. Sporumu da yapıyorum. Evet, işte evet. Evde vakit de geçiriyorum. Arkadaşlarımla da hani vakit geçiriyorum. İşimi de yapıyorum. Zaten hani şirkette çok tatlı arkadaşlarımız var beraber çalıştığımız. Çok güzel. Müziğimi de yapıyorum. Yorulmuyorum. Harika. Yani motivasyonu insanın yüksek olunca oluyor. Peki şey diyeceğim. Bu yoğunluk devam ederken peki projeler yeni dönemde, önümüzdeki dönemde projeleriniz var mı? Konser projeleriniz? Şu anda ağırlıkla yeni akustik çalışmalar yapıyoruz. Akustik videolar çekiyoruz. Hı-hı. O hoşumuza gitti. Böyle ortaya çıkan ürünleri ve gelen tepkileri çok sevdik, beğendik. Konserler yapıyorum. Tabii ki sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Sürekli devam ediyor. Bir yandan işte dediğim gibi çeşitli etkinliklerde sahne alıyorum. Evet, böyle evet. işte talep üzerine kurumsal etkinlikler oluyor. Yani projeler her gün yeni öyle. Projeler evet. oluşuyor. Yani yeni bir single veya yeni bir albüm çıkarmayı düşünüyor musun dersen, şu an için planlamıyorum ama hiç belli olmaz. Çünkü parçalar hazır. Eserler yani var. Ne zaman böyle benim şeyim gelirse, o doğru zaman gelince ilham gelirse, o zaman tekrar yeni bir tekli veya albüm çalışmasına başlayacağım. İnşallah bekliyoruz biz de. Yine bir eserle devam edelim. Tamam. Çünkü fazla vaktimiz kalmıyor. Öyle mi? Evet evet. Sıradaki eseri siz anons edin isterseniz. Okay. Don't Stop the Music. Eğlenceli bir. Evet dinleyelim buyurun. It's
It's getting late. I'm making my way over to my favorite place. I gotta get my body moving, shake the stress away. I wasn't looking for nobody when you looked my way. Possible candidate, yeah. Who knew that you'd be up in here looking like you do? You're making staying over here impossible. Baby, I must say your aura is incredible. If you don't have to go, don't. Do you know what you started? I just came here to party, and I'll be rocking on the dance floor, acting naughty. Your hands around my waist, just let the music play. We're hand to hand, chest to chest, now we're face to face. I wanna take you away, let's escape into the music. DJ, let it play. I just can't refuse it, like the way you do this. Keep on rocking to it. Please don't stop the music. I wanna take you away, let's escape into the music. DJ, let it play. I just can't refuse it, like the way you do this. Keep on rocking to it. Please don't stop the music. Baby, are you ready? 'Cause it's getting close. Can't you feel the passion ready to explode? What goes on between us, no one has to know. This is a private show, yeah, yeah. Do you know what you started? I just came here to party, and now we're rocking on the dance floor, acting naughty. Your hands around my waist, just let the music play. We're hand to hand, chest to chest, now we're face to face. I wanna take you away, let's escape into the music. DJ, let it play. I just can't refuse it, like the way you do this. Keep on rocking to it. Please don't stop the music. I wanna take you away, let's escape into the music. DJ, let it play. I just can't refuse it, like the way you do this. Keep on rocking to it. Please don't stop the music. 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 Gerçekten teşekkür ederiz. Şimdi yavaş yavaş programımızın sonuna doğru gidiyoruz. Ben eserleri yetiştirmeye çalışıyorum. Bir yandan da sohbeti eksik konu bırakmayalım diye uğraşıyorum. Bir de şunu sormak istiyorum. Şimdi bir profesyonel sanatçı olarak, solist olarak hem beste yapıyorsunuz hem söz yazıyorsunuz. Yani şarkı söylemek isteyenlere ve besteleri olanlara ya da beste yapanlara bunlara neler önerirsiniz? Böyle bir öneriniz var mıdır değerli seyircilerimize yani, ya da bu tarzda ilgisi olan çok insan? Çok naçizane bir şekilde buyurun, tabii ki. Her şey inanç meselesi. Evet. Ben bu işi yapmayı seçiyorum dendiği noktada gerçekten inanç varsa ve gerçekten ortada bir seçim varsa, hı hı, o zaman yani önünüzü durabilecek kimse yok. Evet. Yani bir insan kendine inandığı zaman, çünkü hani benim de karşıma yolda bir sürü işte yapma etme diyen kişiler çıktı. Evet. Kendilerince iyi bir şekilde hani beni korumaya çalışarak. Ama ben vazgeçmedim. Yani şöyle gitmek lazım. Başarı da olan olası bir şey, başarısızlık da olan olası bir şey. Ama kesinlikle bundan korkmadan ve cesaretli her türlü lazım ihtimali göze alarak, hı-hı, yola kesinlikle çıkmak lazım. En kötü beceremedim dersin. Evet, yani evet, ama tabii sakın vazgeçmeyin. Mutlaka kalbinizin içinde çok büyük aşkla yapmak istediğiniz bir şey varsa kesinlikle yapın diyorsunuz. Yapın. Harika. Çok teşekkürler. Yine bir eserle devam edelim. Ondan olur sonra da yavaş yavaş program, tamam, kapanışına doğru gideceğiz. Okay. Sıradaki eser hangisi? Imagine. Yine siz söyleyin. John Lennon'un bir eseri. Evet. Imagine. Buyurun dinleyelim sizlerden. Imagine there's no heaven. It's easy if you try.
no hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us, and the world will live as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us, and the world will live as one. Ağzınıza sağlık, ellerinize sağlık. Harika bir eserdi gerçekten. Çok güzel bir yorumdu. Şimdi Burcu Hanım, yavaş yavaş bitirmeden önce yine bir eserle bitireceğiz ama onun öncesinde ben sizin söylemek istedikleriniz, yani bir yerlere mesajlarınız varsa tabii onları dinlemek isterim. Ondan sonra da yavaş yavaş programımızı sonlandıracağız. Teşekkür ederim öncelikle davet ettiğiniz için. Bu stüdyoda olmak da çok keyifli. Beni dinlemeyi seçen herkese ben teşekkür etmek istiyorum. Güzel kalbimizden çıkarak bir şey çıkarttık ortaya, bir ürün çıkarttık. Evet. Bir sanatçı için çok 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 önemli ve özel bir şey. Yani kendine ait bir ürünü ve de çok uzun emek, yani meşakkatli demeyeyim ama gerçekten emek verilerek emek hazırlanmış var, kesinlikle, işler. Kesinlikle. Gerçekten bazen deli işi. Birazcık olsun biliyorum ben. Evet. Kolay değil. O yüzden hani ben teşekkür ediyorum bu, yani umarım benim şarkılarım birilerine ulaşıyordur, ulaşmıştır. Umarım dinleyen insanlar kendilerini iyi hissediyorlardır. Kesinlikle. O esnada işte onların içlerine bir yerlere dokunabiliyorsam bu çok büyük bir mutluluk benim için. Zaten en baştan belirttiğiniz gibi eserlerimin hepsi olumlu. Yani olumlu eserler yaptığınız için yani insanlara pozitif bir elektrik veriyorsunuz. Kaçmıyoruz tabii ki yani ama hani o da bir duygu dediğim gibi. Evet. Onunla da yüzleşmek gerekiyor. Dediğim gibi yani eğer olduklarından biraz daha iyi hissediyorlarsa benim bir parçamı dinleyip bu benim için çok çok büyük bir mutluluk. Harika. Teşekkür gerçekten ediyorum. Bizler de teşekkür ederiz katıldığınız için, programımıza konuk olduğunuz için. Sizlere Burcu Hanım ve değerli gitarist arkadaşımıza çok çok teşekkür ediyoruz. İnşallah başka programlarda, başka organizasyonlarda, belki konserlerde buluşuruz, beraber oluruz diye düşünüyorum. Hangi eseri son olarak seslendireceğiz? Son parça değil mi? Hangisini yapalım? Sunrise'ı mı yapalım? Şeyini mi? Lüzum Erdin'de.
Peki Sunrise yapalım o zaman. Ne? Eserimiz Sunrise. Sunrise. Son eserimizi Burcu Hanım'dan dinleyeceğiz. Değerli Hayatın Ritmi programı seyircilerimiz, efendim bugünlük programımız burada sona eriyor. Umarız daha ileriki programlara tekrar görüşmek isteriz. Hepinize iyi günler, iyi seyirler ve hoşça kalın efendim. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clocks have 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if we tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, couldn't find it in your eyes, but I'm sure it's written all over my face. Surprise, surprise, never something I could hide, when I see we made it through another day. And I said, cover down on me again. Ooh, if I'm right, it's the only way to breathe.